Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da Hint horozlarında insana vurmayı nasıl engelleriz ya da nasıl durdururuz onu öğreteceğiz, paylaşacağız. Şimdi arkadaşlar, bu da normalde vuruyordu. Arkadaşa vermiştim. Çok kötü vuruyordu, saldırıyordu, yaklaşamıyordu, tutamıyordu. Şimdi bunları vurmalarını engellemek için ilk önce hayvanın sizden korkması lazım. Yani sizin o hayvandan korktuğunuz değil, hayvanın sizden korkması lazım. O da nasıl olacak arkadaşlar? Bunu üzerine gideceksiniz, elinizle tutacaksınız, ayak uzatmayacaksınız buna. Hiçbir zaman ayak uzatarak hayvanı tahrik etmeyeceksiniz, teşvik etmeyeceksiniz. Bu ana Vietnam, baba Japon. Çok güzel bir horozdur. Şuradan da zaten yabancı kan olduğunu anlarsınız. Alt sakalları, alt ibikleri yok denecek kadar azdır. Normal hindi gibi şöyle bir ince bezesi vardır. Söylediğim gibi bu hayvanı vurmasını engellemek için ilk önce arkadaşlar el idmanı veren arkadaşlar bilir. Şunu şu şekilde alacaksınız. Bir iki kez kırdığınız zaman şöyle bakın. Böyle kırdığınız zaman bu hayvan her seferinde elle tutacaksınız ama. Kaç sabeli sıktıracaksınız bir köşede. Elle tutacaksınız. Ayak uzatmayacaksınız. O şekilde bu hayvanın insanlara alışmasını sağlayabilirsiniz. Bir de yem arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra bu hayvan sizden kaçmaz. Yemi elinizde vereceksiniz. Size vuran hayvanın önünde her zaman yem olması. Sizin geldiğinizde yem yiyeceğini bilecek ve sizi hayatta vurmayacak. Aksi takdirde birkaç gün böyle yine yemini aksatıp bekletirseniz daha da sadık, daha da şey olur. Vurmaz. Güzel bir Hint horozumdur. Bu kasaya göre 3 kilo 300-500 diyor ama bu hayvan şu an 2700 çıkmıyor. 2700 geçmez arkadaşlar. Söylediğim gibi ana Brezil, baba ya düzeltiyorum. Ana Vietnam, baba Japon'dur. Çok kalite, çok hoş, güzel bir hayvandır. Sistemli, uyutan elleri olan çok kalite bir horozumuz. Gözlerde zaten görüyorsunuz masmavidir. Ve Brezilya horozlarda şu ibik böyle yatar buraya. Alt sakallarda gene vardır böyle ama bunda bakın ibik, fıstık ibik, gül ibik, fıstık ibik de olsa bu kadar. Bundan fazla büyümez. Bu hayvan yaklaşık 3,5 yaşında hayvandır. Altlarda söylediğim gibi normalde alt sakalları yok ettik neredeyse. Bu da bu gibi horozlarda çok güzel bir avantajdır. Şu gördüğünüzde bu hayvan çok uzun süredir yarışmalara girmediği için buralar yumuşamış çıkmıştır. Normalde bunlar da sertleşerek bu kafaya yapışır. Bu kafalara da kuru kafa denir. Hayvanımız budur arkadaşlar. Şu kuyruk yapısını görüyorsunuz. Söylediğim gibi hiç müsabakalara hemen hemen sokmadım. Çok az bir iki tane şey girdi. Şu mamuzları görüyorsunuz. Bak 3,5 yaşında olmasına rağmen ben bu mamuzlarını hiç kesmedim arkadaşlar. Kendi mamuzlarıdır. Yarı köse bir hayvandır. Kafa yapısını, şeklini, sağlıklı olduğunu görüyorsunuz. Kıpkırmızı. Gözler, gaga. Harika bir hayvandır. Hint horozlarında zaten olmazsa olmazı gözlerin bu renk olması, ibiğin çok küçük olması gerekiyor. Yara ve benzer şeylerde yer azalması için. Alt sakalın olmaması lazım. Bazı yabancı kanlarda ve Brezilyalarda çok var. Artık o dönemi geçtiğini düşünüyorum. Görsel olarak da bir insana hitap etmesi lazım. Horozum. Bakın boyun yapısına. Kol kalınlığında boyun vardır. Hayvan dediğim gibi 2700'ü geçmez ama 3 kilo 3,5 kiloluk kasası vardır bu hayvanın. İnce kemik, kuş kemik derler buna. Ama müsabakalarda da karşındaki hayvanı kuş gibi uçurur. O kadar da güzel bir hayvandır. Kanı çok güzeldir. Evet arkadaşlar, horozumuz bu. Ana Vietnam, baba Japon. Söylediğim gibi kasayı gören 3,5 kilo 3 kilo sanıyor ama hayvan 200-200-800'ü basmaz. Tavuk da yine aynı babadan, annesi Brezilyalıdır. Tavukla horoz babadan kardeş. Tavuğun annesi Brezilyalıdır arkadaşlar. İkisi de aynı yaşıttır. 3,5 yaşlarındadırlar. Mamuzlar şekli görüyorsunuz. İnce kemik, kuyruk yapısını görüyorsunuz hayvanların. Yani çoğu Balatalı bile Hint horozu diye piyasada konuşuyor arkadaşlar.
Balatalı zaten herkes bilir. Balatalı bir hint horozu değildir. Hint horozu da böyle olması lazım diye düşünüyorum. Hani hayvanın çok müsabaka kazanması önemli değil. Sakalı, ibiği, şekli, görsel olması lazım arkadaşlar. Şekilde olduğu gibi hayvan bunu kendisi göstermesi lazım. Bakın, hayvanın kasaya bakın. Görüyorsunuz. Tavuk da aynı şekilde. Damızlığa kullanacağım için bunu fazla ben yarışlara götürmedim. Ama her şeyini biliyorum. Baba ana kanını biliyorum. Çok kalite insanlardan geldi. Yani yaklaşık benim 20 senemi aldı bu hayvanı toplamak. Ve sonunda buldum aradığımı. Bu şekilde gördüğü gibi bu şekil boş hayvan değildir. Vücudun yapısını görüyorsunuz. Ayaktan kuyruğa giden yapı incecik. Yani çok nadirdir bu hayvan piyasada olması. Çok da güzel bir hayvanlardır yani. Sekiz on aylıkken bir atlatmışlığım vardı. Bir de geçenlerde işte bu kanatların uçlarını kestim. Tellerden uçuyor. Kesmeden önce bir göreyim dedim tekrardan ne var ne yok diye. Hayvan aynı şekilde 3,5 yaşında olmasına rağmen hemen hemen aynı performansı. O da yabancı kandan getiriyor Vietnam'dan. Seri. Sürekli baskılı, sistemli bir hayvandır. Hiç boş durmaz. Ağzına çabuk. Daha önceki videomda mamuzunu kestiğim hayvanı vardı. Mamuzla ilgili video paylaştığım hayvan vardı. O bunun babasıdır arkadaşlar. O Japon'dur. O Japon bunun babasıdır. Buna Vietnam tavuk vurduk işte ona. Ve bunu elde ettik. Şimdi bunun 14 tane yavrusu çıkacak. Bakalım. Yatırdık ayın 23'ü 24'ünde. Yatan tavuk annesi. Yine bunlar anne baba kardeş. Anne de babadan kardeşlerdir. Onların tavuklar anne baba birdir. Tavukların anaları Brezilya, babaları Japon. Bunun babasıyla aynı. Ama bu horozun anası Japon'dur. Ona vurdum. Bundaki amacım güzel bir tavuk almak. Damızlık tavuk. Yani horozun kanını gerçek kanını almak. Bundaki yapmamdaki amaç. Çünkü aynı kandan hayvan vurduğunuz zaman bunu daha önce yaşadığım tecrübede ettim. Horoz kendi kanını veriyor. Yani ata kanını çok sağlamsa o şekilde kanını almak istiyorsanız, damarını almak istiyorsanız tavuk olarak çok güzel olur. Ama horoz olarak da ana baba bir vurursanız horozu yavaşlatıyor. Ama ana ayrı vurursanız ya da baba ayrı vurursanız hiçbir sıkıntı yok. Şu hayvanın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Yani şimdi bundan çıkacak yavruları izleyeceğiz. Hep rengarenk güzel hayvanlar çıkacak. Tavuğun da aynı şekilde çok güzel, çok iyi bir hayvandır. Köydeydi bu arkadaşlar. Köye göndermiştim. Köyde sürekli dışarı sabahtan akşam kadar dışarıda olduğu için ayakları mantar yapmış. Buna birazcık bakım yaptık ama bu kadar düzeltebildik. Sorun yaratmıyor. Bizim yarışlara götürmediğim için damızlığa kullanıyorum şu an. Sorun yaratmadığı için kremli şeyini sürüyorum. Daha önce gres yağıyla bir tedavisini yaptım. Şimdi de kremlerini sürüyorum. Toparladık ya. Ayakla basmada, gezmede bir sıkıntısı yok. Zaten yaş itibariyle de hayvan ama şekli kartal gibidir. Çoğu insan bilmeyen insana göstereyim buna şemo der. Ama şemo ile alakası yoktur. Söylediğim gibi ben çıkarttım. Ana Vietnam, baba Japon'dur arkadaşlar. Ama Şemo'dan da yüksek duruyor. Kilolu duruyor. Söylediğim gibi 2800'ü basmaz bu hayvan. 2700'ü basmaz. Alttan kemiklerini görürsün. İnce yapısı vardır. Bu gibi hayvanlar bakın daha önceden bir arkadaşa verdim bu. Vuruyordu. Adam elini bile alamıyordu. Ayağını uzatarak şey yaklaşıyordu. Şimdi şeklini görüyorsunuz. Çağırsam yeme geliyor. Tutsam sevsem sevdiriyor. Söylediğim şekilde yaparsanız arkadaşlar
Hayvana ayak uzatmayın. Hayvanı direkt yakalayın. Boynunda o şekilde el idmanı yapar gibi düzeltin. Hayvanları bu şekilde kendinize alıştıracaksınızdır. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.